Bu dönemde gerçekleştirdiği önemli bir çalışmada Tatarca Kur'an tercümesi olmuştur. Musa Carullah bu çalışmasını 1912'de bitirdiyse de bastıramadı. Petersburg'a dönüşle birlikte Musa Carullah'ın çalışmaları gazetecilik üzerine yoğunlaşmıştı. 1913 yılında Emanet Matbaasını kurup Muhammed Ayaz İshaki İdilli ile birlikte İl adında bir gazete çıkarmaya başladı. Yazdığı yazılarda İslamiyet üzerine öne sürülen reformist düşünceleri eleştirmiş, bu yaklaşımı doğru bulmadığını belirtmiştir. Eleştirilerini yönlendirdiği bir diğer konuysa din-dünya ayrımıydı. 1914'te kaleme aldığı Mülahaza adlı eserinde bu düşüncelerin İslam'ın özüne uymadığını savunmuştur. 1919 ve 20'de bu kez Moskova'ya gelen sürgündeki Hint Müslümanlarına destek olmak için yoğun çaba harcadı. 1920 sonunda Buhara'ya gitti. Bolşeviklerin burada gerçekleştirdiği kültürel katliama ilk elden şahit oldu ve tepkisini ortaya koymaktan çekinmedi. Bunun sonucu olarak 1921'de Sovyetler aleyhine çalıştığı iddiasıyla Taşkent'te tutuklanarak 11 ay hapis yatmıştır. Bu ilk mahkumiyetinin sona ermesiyle Leningrad'a dönüp imam olarak çalışmaya başlamışsa da Avrupa'da yayımlanan İslam Elifbası adlı eseri bahane edilerek 1923'te tutuklandı ve 3 ay hapis yattı. Hemen ardından 3 yıl süreyle Moskova'ya sürgün edildi.